Bugün yoğun istek veya istekleriniz üzerine deadline client ayarlarımı göstereceğim. Başta yüzeysel olarak göstereyim, daha sonrasında hepsinin ayrıntısına girerim. Direkt ayarları yapmak istiyorsanız az önce gösterdim, oradan yapabilirsiniz. İlk öncelikle burası zaten scoreboard'u açıp kapatıyor. Bence bunun kapalı olması daha iyi. Animasyonlar, yani şu mesela yemek yiyorsunuz ya, etrafınızda animasyon çıkıyor veya karşı tarafın. Onları kapatıp açmanızı sağlıyor. Armor bilgileri sol üstte. Şöyle yapayım. Sol üstte armor bilgisi çıkıyor. Şurayı açıp kapamanızı sağlıyor. Armor bilgileri böyle. Buna gerek yok bence. Ben kullanmıyorum. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz oyunda. Sanırım J tuşu veya Alt J tuşu, ikisinden bir tanesi. Oto GG oyunu kazandığınızda mesela Skywars, Hunger Games, ikisinden biri veya Bed Wars. Otomatik GG yazıyor. Auto Text. Bunu hiç denemedim. Block Overlay. Crosshair'iniz hangi bloktaysa onu gösteriyor. Blok info şöyle, üstte gösterdiğiniz bloğun infosu yazıyor. CPS tıklama sayınız gösteriyor. Chat sol kısım. Chunk alandaki chunk'ı gösteriyor. Bu özelliği çok seviyorum. Mesela şey nasıl göstereyim, bir tane şöyle. Açık olduğunda böyle normalde çapraz çapraz şeyler olur ya, direkt hepsi gidiyor ve sadece etrafı kalıyor. Renkli camlarda da şu beyaz kısım değişiyor sadece. Clear Water aynısı geçerli. Bu arada FPS'inizin artmasını istiyorsanız bu ayarları yapabilirsiniz. Bu yön belirtiyor. Bu crosshair'inizle alakalı. Bu da koordinatlarınızı söylüyor. Mesela açtığınızda şurada koordinatlar çıkıyor. Saat söylüyor. Gerçek saati söylüyor. Real world'daki. Bu enchant parlamasını sağlıyor. FPS'inizi açıyor zaten. Bu gece de olsa sabah da olsa aydınlık olmanızı sağlıyor. Hit color. Sanırım bir kişiyi vurduğunuzda oradan çıkan mavi partikülleri değiştiriyor. Hitbox'ı zaten gösteriyor mu? Böyle. Burada seçtiğiniz itemların kaç tane envanterinizde olduğunu söylüyor. Item info elinizdeki itemin infosunu verir. Mesela. Bu çok yer kaplıyor bence. O yüzden bu değil. Keystrokes sağ üstte WASD veya ayarladığınız tuşları göstermenizi sağlıyor. Minimap var. Şu sol üstte çıkıyor. Hafızanızı gösteriyor. Karşınızdaki kişilerin nickini göremezsiniz. Bu perspektif zaten en sevdiğim özellikten bir tanesi. Ben grave tuşunu ayarladım. Yani direkt böyle gösterebilirsiniz. Pinginizi göstermeye yarıyor. Serverda kaç tane oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu potion status mesela şöyle. Bir iksir içtiğinizde bize hangi iksir olduğunu ve kaç saniye süre kaldığını gösteriyor. Yani bence güzel. O yüzden kullanıyorum. Replay özelliği mesela F7 mi? F7 tuşuna bastığınızda play yapıyorsunuz. Sonra P tuşuna bastığınızda pause yapıyorsunuz. Sonra da bunu ana menüden izleyebiliyorsunuz. Saturation özelliği hemen göstereyim. Şu üstteki yemek barımın üstündeki fazladan yemekleri gösteriyor. Çok berbat bir cümle oldu ama olsun. Server adresini gösteriyor mesela. mc.muzcraft.com. Bu kronometre olması gerekiyor. Teamspeak. Bunu hiç kullanmadım. Time changer. Always day yapabilirsiniz. Her zaman sabah yapabilirsiniz. Bu açık kalsın. Açmamışım. Timers.
Hiç gerek yok. Kapatın. Toggle Sneak ve Toggle Sprint şöyle. Otomatik olarak mesela shift'e basarak eğiliyoruz ya. Shift'e basarak kalkıyorsunuz. Bakın. Şu an bir kez shift'e bastım. Eğiliyorum. Bütün eğiliyorum. Bir kez daha shift'e bastım. Kalkıyorum. Bu şekilde. Aslında toggle sprint'i kullanabilirsiniz. Direkt koşarak başlıyorsunuz. Yani yararlı ama ben sevmiyorum. Waypoint var. Mesela M tuşuna basarak buradan waypoint createleyebiliyorsunuz. Böyle. Şu kapatayım. Zoom var. Klasik. Wow, ne kadar garip. Evet, bu kadar. Şimdi size alan editleme kısmı o menüden yapılıyor. Mesela buradan her şeyin yerini değiştirebiliyorsunuz. Ben bu şekilde yaptım. Bana göre böyle daha güzel. Şunu birazcık daha aşağı indirmek istiyorum ama tamam. Şuraya basarak değiştirebilirsiniz. Buradan benim mod profile'ım bu şekilde. Burada hangi tuşla açacağınızı falan söylüyor. Ben şu tuşu bir Ü yapayım. Bende Ü'ymüş. Bu hızlı açılıp kapanması. Mesela normalde bunun animasyonu var ama ben hızlı açılıp kapanmasını istiyorum. Bu şekilde. Bir dakika. Bu şekilde. Burada FPS boost falan versin. Düşük FPS versin. Düşük grafikler versin falan diye ayarladım. Bunların hepsini kapattım. Havadır. Kirli ekrandır. Kirli ekran neyse artık. Kanatlardır vesaire. Mesela bu Badlian client'ı kullanan her kişide kanat falan görebilirsiniz. Yani onları kapatmak istiyorsanız da direkt o ayardan ayarlayabiliyorsunuz. New chat şu kısım. Ben kullanmıyorum. Hiç tavsiye etmem.